İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe ma yeşa, yani kendi arzusu isteyince hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir, serkeşani dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Evet. Öyle diyorlar yani. İnsan nefsi bir binek gibidir. Eğer sen yularını dizginin eline alırsan o zaman sen onu hayra doğru yönlendirirsin. Ama o dizginini kendi eline alırsa hani bir at bazen serkeşane hareket eder. Üzerindekini kaçırıyor ya. Evet. Artık onun nereye seni götüreceği belli olmuyor yani. Evet. Her istediğini yaparsan adeta onu güçlendiriyorsun. Düşündürüyorsun. Güçlenince de artık sana itaat etmez. Vurur seni. Atar bir şey. Yani şey gibi, o dizginden kurtulan at gibi. Sizi götürür uçurumdan aşağı atar. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Nefis. Biçare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez. Bir cümle ama. Evet. Tıp, Sağlığın tıbbın tarifi. özeti değil mi yani? Tıbbın özeti. Yani en büyük hastalıkların sebebi buymuş. Yemek yemek üstüne mideye doldurmak. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Bu cümle üzerinde biraz durabilir miyiz? Şimdi benim kanaatim bu bütün ibadetler için az bir tefekkür edilse aynı kapıya varabiliriz. Evet. Şöyle, mesela zekatı misal verelim, sadakayı misal verelim mesela. Zekat farz olduğu için üzerine duralım. Bir insan zekat vermeye alıştı mı, kendisi vermeye ve Allah'ın razı olduğu şekilde davranmaya ruhunu terbiye ettiğinden dolayı, böyle bir sisteme girdiğinden dolayı başkalarının malına el uzatmama adetini, ahlakını kazanmış oluyor orada. Otomatikman o netice oluşuyor. Yani ben Allah'ın bana helal verdiğini, helal kazancının belli bir miktarını Allah'ın razı olduğu şekilde vermem lazım. Dolayısıyla benim bizzat kendi çalışmamla elde ettiğim şeyin bile benim Evet. olmadığından dolayı, Allah'ın bana verdiği maldan bir kısmını belli insanlara verme gibi bir zorunluluk bana yüklendiğinden dolayı başkalarının malına el uzatmama gibi bir durum hazır oluyor. Şimdi burada Ramazan'da, oruçta ne var? Sen normal vakitlerde sana helal olduğu halde sen buna el uzatamazsın disiplini elde ediyoruz ya. Evet. Helale bile, helale bile el uzatmama disiplini kazanan bir ruh, harama el uzatmamanın da prensibini, düsturunu, disiplini kazanmış oluyor. Bir okuyayım isterseniz tekrar. Emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Dolayısıyla senin kendi helalin olan ne varsa Allah sana, yani yapılması haram olan oruç vaktinde ne varsa sen onlardan elini eteğini çekiyorsun ya Ramazan'da, oruçta, evet. İşte bundan sonra sana Allah bir disiplin kazandırıyor. Ramazan'dan sonra ya da iftardan sonra sen haram olan bir şeye el uzatmamanın da prensibini, ciddiyetini kazanıyorsun. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalış. Çünkü haramlar manevi hayatı perişan eden bir dinamit gibi, bomba gibidir yani.